Selam arkadaşlar, Sözcüdesi'ne hoş geldiniz. Ben Erkan. Evet, Hearts of Iron da yeni bir modu size tanıtmak istiyorum arkadaşlar bugün. Hearts of Iron'daki bu yeni modumuz şu anda henüz kapalı beta'da bulunan bir mod. Kapalı beta, özel beta ya da private beta diye geçiyor. Şu anda 0.12 ama gayet güzel bir mod. O yüzden tanıtılmayı hak ediyor diye düşünüyorum. The Great War diye isimlendirmiş yapımcıları. Yani 1. Dünya Savaşı'yla alakalı bir mod. Daha önce 1. Dünya Savaşı ile alakalı modlar vardı ama en kapsamlısı diye tahmin ediyorum bu mod. O sebepten dolayı şöyle bir inceleyelim diyorum. Şöyle yeni oyun oluştur diyelim. Yeni oyun oluşturma ekranında iki tane tarih görüyorsunuz arkadaşlar. Birisi 1910 ile başlayan tarih. Diğeri de 1914. Sanki şey gibi yapmaya çalışmışlar, işte 2. Dünya Savaşı'ndaki iki tarih gibi, 1936-1939 gibi. Her ikisinde farklı özellikleri var arkadaşlar. 1910-14 gerçekten önemli tarihler. Yani 14 zaten savaşın başlangıcı, 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcı. 1910 ise aynı zamanda bizim Balkan Savaşları'nın hemen şeyi öncesi gibi. Ondan sonra Osmanlı açısından çok fazla önem arz eden bir tarih olabilir bu. Ama dünya için de önemli. Yine sonuçta savaş öncesi bir dönemi kapsıyor şu 4 yıl. Şu anda modun yapımcılarının söylediğine göre 1910 gayet iyi durumdaymış. Ama 1914 henüz eksikmiş. Onda yeterli tadı alamazsınız diyorlar oyun esnasında. Şimdi 14'e girelim, 1910'a. Devletler zaten oradaki süper devletler bunlar. Süper güçler daha doğrusu. Onları da zaten listelemişler bu şekilde. Ondan sonra şimdi kimler var olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Avusturya Macaristan var ekstradan diğerine göre. Bir de tabii ki Osmanlı var. Osmanlı'da seçelim 5. Mehmet Reşat görünüyor. Ve işte bu özellikleri authoritarian gibi. Şimdi şöyle bir şey söylüyor yapımcılar arkadaşlar. Tabii ki yapımcılar yabancı olduğu için öncelik tarafını tabii ki kendi ülkelerine ve diğer ülkeleri, Avrupa ülkelerine vermişler. Söylediklerine göre Almanya, İngiltere ve Fransa ile oynamak en iyi durumda oldukları için onlarla oynamayı tavsiye ediyorlar diyelim. Diğer devletler yapılmış bayağı ama henüz eksikleri varmış yine de. Tabii ki zaten kapalı beta olduğu için şu anda hemen indirip oynayamazsınız ne yazık ki. Benim de zaten o öyle bir sadece tanıtma amaçlı giriyorum şu anda. Seri falan yapabiliriz. Tabii ki ben Osmanlı'ya gözümü diktim ama şimdi anlatacağım bazı şeyler var. Ondan sonrasında seri yapıp yapmayacağımızı düşünürüz. Devletlerin arkadaşlar her birinin farklı değişik özellikleri var ama mesela İşte Nazi Almanya'sı gibi değil mesela buradaki özellikler. Hani tek tek anlatmama bir anlamı yok çünkü bir sürü devlet var. Hangi birini anlatayım? Ortodokslukla alakalı bir şey koymuşlar burada. Rail Gauge mi? Russian Rail Gauge gibi böyle değişik bir şeyler var. Ondan sonra Division Organization, bilmiyorum bir şeyler koymuşlar böyle. Her birinin değişik sebepleri var ama Osmanlı'ya ne koymuşlar diye gördüğün zaman eksik olduğu gayet net. Sadece demişler ki Allah'a iman. Yani faith in Allah. O da ne getiriyor? %2 organizasyon. Ondan sonra komünizm karşıtı da bir şey getiriyor. Komünizm karşıtlığı getiriyormuş 0.05 oranında. Bir kere etkisi çok kötü. Yani yetersiz bence. Eğer böyle bir şey koyacaksan daha etkili bir şey koyacaksın. Çünkü her bir devlette ikişer üçer bir şeyler varken Osmanlı'da bir tane var. O da zaten bu kadar zayıf bir şey. İnanılmaz zayıf bir şey. Sonra devlet yönetimleri şekline baktığımız zaman işte her birine bir şeyler koymuşlar. Mesela Fransa'ya demokratik bir yönetim biçimi koymuşlar. İngiltere'ye de demokratik koymuşlar. Otoriteryan demişler Almanya'ya. Krallık gibi bir şey ama tam anlamıyla krallık değil. Gibi öyle. Ben çok tabii ki detaylarını bilmiyorum. O dönemde nasıl bir ülkeler vardı. İtalya demokratikmiş. Allah Allah. Avusturya Macaristan yine authoritarian diye geçiyor. Ruslar o da authoritarian. Authoritarian ama Osmanlı'dan farklı. Osmanlı'da da aynı şey geçiyor. Authoritarian. Eyvallah. Bir de bak ne yazmışlar. Committee of Union and Progress. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Onun adını bu şekilde İngilizce olarak çevirmişler.
Diğer bütün devletlerde yine otoriteryan olan devletler, mesela şöyle göstereyim. Alttaki yazıyı görüyorsunuz değil mi? Bir paragraf yazı var. Otokratların bilmem güç arayışından ya da işte vesaire bir şeyler anlatıyor böyle. Bir eveleme geveleme var. Osmanlı'da ise şöyle bir cümle geçiyor. Despotizm diye bahsediyor. Yani tek bir kişinin despotizmin tanımını yapıyor. Tek bir kişinin yönetim biçimi. Halbuki o tarihte zaten sen ne diyorsun? İttihat ve Terakki Cemiyeti diyorsun. Tek bir kişinin yönetimi ise eğer ne cemiyetinden bahsediyoruz? Her neyse. Şimdi ben direkt Osmanlı'ya da gireyim oyuna. Osmanlı haritaya bakalım şöylece. Aslında Osmanlı'ya girip öyle haritaya bakalım. Şimdi beğenmediğim pek çok şey var. Ama bu muhtemelen henüz eksik olmasından kaynaklanıyordur. Yapılması geliştirilmesi gereken çok şey var. Özellikle Osmanlı ile alakalı. Ben çünkü yani benim bakış açım bu yönde yoğunlaşıyor. Her ne kadar şey olsa da hepsine bakmak gerekse de. Yani haritayı görüyorsunuz. İşte Avusturya Macaristan devletini bu şekilde tasarlamışlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra başkent Viyana görünüyor. Almanya Berlin başkenti olmak üzere ülkenin geniş bir şekilde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi olduğu için arkadaşlar sınırlar böyle. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra sınırlarda ufak bir değişiklik oluyor tabii ki. Fransa İngiltere her zamanki hallerinde buralar değişmemiş sanki. Sanki değişmemiş. Burada İtalya gücü var. Ondan sonra yine Etiyopya, Abisinya diye geçiyor. Abisinya gerçekten Etiyopya'yı mı temsil ediyor bu isim? Bilmiyorum. Buralara dokunmuşlar mı bilmiyorum. Yine British Raj diye bir devlet var. Burada Çin devleti kocaman. Bölünmemiş henüz. Japonlarla Çinler arasında başka savaşlar yaşanıyordu tabii şeye kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Burada İngiltere'nin zannedersem bir şeyi var. Bir de Hong Kong galiba. Aynen. Aynen. Burasının tamamı şeylere, Çin devleti gibi. Belki Çin'le de oynamak güzel olabilir bu tarihten itibaren. Rusya her zamanki gibi. Yani bir önceki şey orijinaldeki gibi neredeyse. Hani eksik bir şey var mı? Tabii detaylarına bakmak lazım. Ben çok şey yapmadım diğer ülkelere. Şimdi haritamız böyle. Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı için bizi en çok ilgilendiren kısım. Şöyle görüyorsunuz. Balkanlarda şuralar hala bizim elimizde. Tabii tarihe uygun bir harita yapmışlar gibi görünüyor. En azından hangi bölümler bizdeydi anlamında tarihe uygun sayılır. Ondan sonra şurası Trablusgarp dediğimiz. Bakayım ne isim vermişler buraya. Şöyle desem Tripolitanya diye geçiyor işte. Trablusgarp, biz burayı biliyoruz. Trablusgarp diye biliyoruz. Yani Batı Trablus anlamına geliyor. Trablusgarp. Garp Batı demek çünkü. Garbın afakını diye devam ediyor ya arkadaşlar. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Suriye'nin tamamı işte buraların hepsi bizim elimizde. Burada Şam var. Cebel Şam var ve Hicaz diye iki tane serbest devlet var. Ama galiba bunlar bizim puppet'ımız, yani kukla ülkelerimizden bir tanesi diye görünüyor. Bakayım. Buradan görünmüyordu değil mi kuklalar? Nereden görünüyor? Şöyle mi yapmam gerekiyor? Yok. Bu sadece faction'ları gösteriyor. Diplomasi sayfasından bakmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir dakika, diplomasi sayfası şurada. Evet. Cebel Şemmar değil de Hicaz'la. Burası zaten doğrudan bize ait galiba değil mi? Evet. Hicaz bizim kukla ülkemiz. Yani bu şekilde bunlar da bize aitmiş gibi düşünebilirsiniz. Burayı zannedersem ilhak etmekle alakalı bir fokus var. Buraya tabii kendimiz alabiliyoruz. Kuveyt'in kendisi İngilizlerin elinde şu anda. Neden bilmiyorum. O tarihte gerçekten böyle miydi? Haritayı incelemek lazım. Tarihi incelemek lazım aslında. Meraklı olanlar arkadaşlar hemen şey yapabilirler. Açıp haritaları ve işte kitaplarımızı inceleyebilirsiniz. Ben direkt açtım modu. Şimdi incelemeye çalışıyorum. Tabii Mısır tarafları İngilizlerin elinde miydi? Evet, öyleydi. Buralar hepsi mi öyleydi bilmiyorum. Afrika ayrı bir dünya. Afrika tabii o kadar 30 sene boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'na kadar öyle mi kaldı? Şimdi fokuslar enteresan arkadaşlar. Her ülkeye ait ayrı, detaylı, çok kapsamlı bir fokuslar yapmışlar. Ben bunu hatta biraz uzaktan bakmayı tercih ederdim. Çünkü şöyle göstereyim. Fokusun detaylılığına ve
çok karmaşık ve işte bir sürü çeşidin bulunmasına gerçekten takdir ettim. Uğraşmışlar bayağı. Bayağı uğraşmışlar ama burada tabii ki eksik ve yanlışlar var. Şimdi Ottoman Military Reforms diye geçiyor. Bu normal bildiğin askeri reformlar koymuşlar. Bu zannedersem şey değil. İlla tamamen Osmanlı'ya özgü bir şey değil. Belki bir iki tane değişik bir şey atmışlardır diye düşünüyorum. Şimdi diğer ülkelere de bakacağız biraz da. Normal askeri gelişimlerden bahsediyoruz. Burada fokusu yaptığınız zaman işte size ne bileyim 15 şey veriyor. Askeri deneyim veriyor. Bir de doktrinlere %20 şey araştırma bonusu veriyor. Bu arada araştırma bonusu derken 3 tane araştırma slotumuz var. Teknolojilere gireceğiz. Dur, teknolojiye girmeden önce fokuslara bir güzel bakalım. Ondan sonra geçeriz. Bunların her birinde arkadaşlar bonuslar genelde %15, %20 civarlarında. Mesela görüyorsunuz %20, 15, 15. Bu bonuslar %15 gibi. Yani orijinal oyundaki gibi yüzde şey gibi değil. %50'şer falan vermiyor böyle çat diye %50-50. Ondan sonra bu da şu gördüğümüz tamamen havacılıkla alakalı Aviation Squadrons diye geçiyor ya. İki tane havaalanı kuruluyormuş. Bir de havacılık doktrini için %15 ucuzlatma. Bu gördüğünüz gibi %15'er 15'er ucuzlatma. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum bu %15'ler. Çünkü sayı çoğalmış. Ama etkisi azalmış. Hani belki o mantıkla yapmışlardır ama teknolojiye de birazcık bakacağız. O zaman biraz daha anlaşılır hale gelir. Şimdi gelelim biraz bu tarafa. Endüstriyel gelişimle alakalı. Bunu biliyoruz zaten. Ama şuraya bağlanmışlar gördüğünüz gibi. Bu bağlama galiba modu yaparken kolay bir şey. Çat diye buraya bağlayabiliyorsunuz. Burayı açmadan şunu yapamıyorsunuz. Ama burayı da açmış olmanız gerekiyor gibi bir şey. Şuradaki çizgiler de enteresan. Mesela şurayı açmak için bunlardan şu dördünden birini açmış olman yeterli galiba. Öyle anlıyorum buradan. Evet. Ondan sonra yine benzer şeyler var. Birer tane military yani askeri fabrika veriyor veyahut da sivil fabrika veriyor. Devamındaysa bize iki tane daha araştırma slotu veriyor ama baya baya geç geliyor gibi görünüyor. Çünkü gerçekten yani şurada ya düşünebiliyor musun? Bunların hepsini açacağız. Ama tabii diğer ülkeler de böyle olacağı için çok fazla fark etmiyor. Bazı ülkeler tabii ki 5 değil pardon 4 tane araştırma slotuna şimdi baştan itibaren sahip. Asıl çok fazla şey yapmayacağımız, belki de beğenmeyeceğimiz kısım politik kısım. Politik ve belki diplomatik kısım. Bu arada şurada denizcilikle alakalı kısım var dediğim gibi. Denizcilik buraya da bağlı çünkü burası yine şeylere yönlendirme yapıyor. Denizcilikle alakalı yani hava... Pardon, deniz liman mı desem? Yok, tersane. Dockyard tersaneydi, değil mi? Tersane, liman değil. Bunlar tersane yapımı ile alakalı olduğu için şurayı da açmış olman gerekiyor. Mantıklı, güzel yapmışlar burayı. Ondan sonra en sonda zaten uçak gemisi bile geliştirmeye bonus alabiliyorsunuz buradan. %30 bak. Buraları %30 yapmışlar. Zannedersem ama bak %20 de var. Yani bunu neye göre belirledikleri tabii ki o kendi bilecekleri bir iş. Şimdi biraz daha sağa gidelim. En son kısımları da görelim. Tamam. Hepsi ama kapanıyor sol taraftan. Burayı bitirelim. Political effort her zamanki gibi başlıyor. 120 politik puan veriyor bize. Ondan sonrasında işler değişiyor. İşler şöyle değişiyor. Jön Türklerden bahsediyor. Young Turks ya da genç Türkler diye bu. Tabii çevirirsen böyle bir çevirme var. Diyor ki iki tanesinden birini seçip birinden devam etmeniz gerekiyormuş gibi görünüyor. Jön Türk reformları diye bir şey düşünmüşler. Jön Türk reformlarına destek ol veya karşı çık gibi bir şey oluyor. Şimdi destek olursanız 100 politik puan geliyor. Bir de otoritarian yani şu anki yönetim biçimine destek geliyor %5 oranında. Karşı çıkarsak 500 politik puan kaybediyoruz. Bir de %3 şey yap ne derler destek değil de karşı çıkış geliyor ya da desteğimiz düşüyor diyelim. Ondan sonra Constitution'ı yani meşrutiyetin ilgası denen bir şeyimiz var tarihte biliyorsunuz. Abolish the Constitution dedikleri şey bu. Bunu ifade ediyor. Yani meşrutiyetin ilga ettiğimiz zaman da işte böyle birkaç tane bir şeyler koymuş. Deneyim geliyor. Ondan sonra artık bir
Bu soldan gittiğiniz zaman arkadaşlar orijinal oyundaki faşist yani Almanya'nın şeyine benziyor, ağacına benziyor. Çünkü buradan gelen bonuslara bakın arkadaşlar. Partizan, bir militarizm, sonra military youth'ta %2 nüfus geliyor, ekstra nüfus. Paramilitarizmde division training time yani asker üretim hızı düşüyor. Sonra panislamizm diye bir şey koymuşlar. Bu ne demek? Yani daha doğrusu burada ne alaka? Nasıl bir bağlantı kuruyorlar? O ayrı bir hikaye. Bunu tabii ki şey yapmak lazım. Panislamizm'de Nejd Devleti ile ilişki gelişiyor. Politik puan kazanıyoruz. Bir de dünya çapında halifelikten bahsediyoruz. Dünya çapında halifelik kurmaktan bahsediyoruz. Bak mesela Change in Popularity of Fascist diyor. Abi halifelik diyorsun, faşist diyorsun. Nasıl bir bağlantı var ya? Birbirine zıt şeyler bunlar ya. Halifelik İslam demektir. İslam faşizmin en büyük düşmanlarından bir tanesidir. Sen ne diyorsun? Burada en büyük hatayı yapmışlar mesela bana sorarsanız. Zaten İslam'la faşizm bir araya gelemez. En büyük hata bu bana sorarsanız. Ondan sonra bakalım burada ne var? Massive effort dediği burada birazcık deneyim geliyor. Birazcık politik puan geliyor. Bir iki tane şey geliyor. Hani massive diyor. Massive şey demek. Çok çok ciddi, çok büyük, devasa anlamına geliyor. Devasa bir çaba diyor. Ama bakıyorum detaylarına, bu mu devasa çaba? Bir tane şey infrastructure dediğimiz şey yani işte yol, altyapı falan filan. 20 askeri deneyim, 30 politik puan, bir tane de havaalanı. Nerede? Şeyde, Suriye'de. Bu inanılmaz çaba bunu doğurmuş nasıl oluyorsa. Ondan sonra belki hani gelişir mi bu ileride yoksa hep böyle mi kalır oyunun bunu açana kadar bir şey değişmezse bu bence daha şey doğurdu gibi hani fare doğurdu derler ya onun gibi bir şey oluyor. Bu da işte kara şeyleri veriyor ne derler kaleleri karasal kale bu da deniz kalesi falan. Şimdi gelelim öbür tarafa bak. Şimdi burayı da anlatayım, ondan sonra şu aradaki şeyi de anlatırım. Şimdi Jön Türklerin reformlarını desteklerseniz ne oluyor onu görelim. Hatalardan da devam ediyor. Birinci, reorganization yani yeniden örgütlenme de anlamına geliyor. Bu da bir askeri fabrika veriyor, bir de 50 politik puan. Sonra bürokrasi geliyormuş devreye, bürokrasi giriyor. Ondan sonra şuradan da bir bağlantı kurmuşlar şu bölgeye. Neyse bürokrasi ne yapıyor? Bir sivil fabrika veriyor yani şey. Evet. Ondan sonra 30 da politik puan. Sonra devamını getiriyoruz. Reforma devam ediyoruz. Reform ne diyor? Sınırlı yeniden silahlanmadan bahsediyor. 10 askeri deneyim 100 politik puan. Sonra tam silahlanmadan bahsediyor. Hani bu sınırlıydı 10'a 100'dü. Tam silahlanmada 20'ye 50. Peki. Ondan sonra vatanseverlik şeyi etkisi diye bir şey koymuşlar buraya. Bu da size 50 puan veriyor. Ondan sonra 50 politik puan veriyor. 3 teknolojide de ucuzlama getiriyor. Ondan sonra zaten ortak kısma gidiyor. Aradaki de diyor ki azınlıkları partinin bir şeyleri faşist olması gerekiyormuş bunu açabilmek için. Azınlıkları baskı uygula diyor. Azınlıklara baskı uygulayınca politik puan kaybediyorsunuz. Ya bir sürü şey kaybediyorsunuz. Ben bunu niye açayım diye düşünebilirsiniz. Yani gerçekten yani saçma sapan bir şey olmuş oluyor. Bunun bir olumlu tarafı var mı bilmiyorum. Buradan görünmüyor en azından. Politik puan kaybediyorsunuz. O araştırma puan bonuslarınız gidiyor. %10'ar ceza geliyor. Ondan sonra organizasyon kaybediyoruz bütün birimleriniz. Her şey kötü oluyor yani. Şimdi gelelim ikinci ayağa. İkinci ayağı da Liberty Ethos bu demokratikleşmeye doğru giden bir şey sözde. Yani daha doğrusu öyle burada oyun içerisinde böyle. Authoritarian veyahut da Authoritarian'a Türkçe bir şey aklıma gelmediği için aynı şekilde okuyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki var. Tabii ki Türkçesi var ama şu an aklıma gelmediği için söyleyemiyorum. Demokratik bir tanesi eğer liderse buradan gidebiliyorsunuz. Ondan sonra bu da ne yapıyordur? Ticaretle alakalı bir şeyler geliştiriyor. Ve bakın Jön Türklerin reformları bize şeyi getiriyormuş ileride.
düşünce özgürlüğü veya konuşma serbestliği gibi bir şey getiriyormuş. Bu da endüstriyel teknolojide %15'lik bonus getiriyormuş. Devamında özgür seçimler geliyormuş. Allah Allah. Allah Allah. Ondan sonra da Fransa ile bir şey var, diplomatik anlaşma falan diyor ve Lübnan'ı serbest bırakmaktan bahsediyor burası. Balkan politikası var. Burası diplomasiyle iç politikanın ortaklaşa gittiği bir bölge olarak tasarlanmış. Çok güzel, mantıklı bir şey. Sadece içeriği ben beğenmiyorum. Ondan sonra ne diyor? En başa bakalım. Balkanlarda Balkan politikasıyla alakalı bir girişimde bulunuyormuşuz burada. Bu da bizim şuradaki milli birliğimize %5 getiriyormuş. %100 de politik puan veriyormuş bize. 100 puan daha doğrusu. Şimdi ikiye ayrılıyor. İkisinden birinden gidebiliyoruz. İkisini birden açamıyoruz burada. Bir tanesi ne diyor? Gains bir bölgeyi ele geçiriyormuşuz. Sırbistan'la alakalı bir bölgeyi ele geçiriyoruz. Gain Serbofobia. Yok. Ben bölge zannettim. Meğersem bir olaymış bu. Sırbistan'la ilişkimizi bozan bir şey. İlişkiyi düşürüyor Sırbistan'la. Diğeri ise arkadaşlar Balkan bölgesinde ilişkileri geliştirmeye yönelik bir şey bu. Bunu açtığınız zaman işte iki ülkeyle 80 politik puan harcıyorsunuz ve iki ülkeyle ilişkileriniz gelişiyor. Sonra Arnavutluğun bağımsızlığıyla alakalı bir şey var. Onu zannedersem onu bağımsız mı bırakıyoruz? Evet, aynen öyle. Bunu açtığınız zaman Arnavutluğu serbest bırakıyorsunuz. Tamamen serbest kalmıyor da bizim kukla devletimiz oluyor. Ondan sonra şunu açınca serbest kalıyor. Tamam. Devam ediyoruz. Sonra Yunanistan'da dost ol diye bir şey koymuş buraya. Ondan sonra Kıbrıs, Kuveyt ve Batı Trakya'daki hak iddialarınızdan vazgeçin diyor. Ya. Tabii şimdi Jöntürklerin icraatlarını burada görüyoruz arkadaşlar. Jöntürklerin icraatları bütün her yerden vazgeç. Bu da aynı şekilde buradan, yani hem Jöntürk'ten gidip hem buradan gitmeyebilirsiniz tabii, o da olabilir. Ama mesela şuraları açmak istiyorsanız muhtemelen şunu açmadan açabilir miyiz burayı? Sanırım açmadan açılmaz. Ama enteresan güzel enteresan detaylar var burada arkadaşlar. İşte özgür seçimler falan filan yok, bunlarla dost olmak şeylerle, Yunanlılarla. Enteresan bir şeyler var. Yani böyle bir yoldan da gidebiliyorsunuz. Tabii beğenmediğim şey, bahsettim şu bölgedeydi. Burada da bazı şeyler var, detaylar var. Mesela niye bazı yerleri serbest bırakmayı tercih edeyim? O da enteresan bir şey. Yani durduk yere. Niye? Şimdi gelelim biraz daha sağ tarafa. Balkan politikasında diğer yönde Balkanlara karşı daha bir sert tavır alıyorsunuz, Balkan'daki diğer ülkelere karşı. Ondan sonra neler var bakalım. İşte diğerleriyle bakayım. Balkan League Menace diyor. Savaşa mı giriyorduk burada acaba? Bir an düşündüm, yapamadım. Bak burada mesela İngilizlere karşı bir politika gidiyoruz. İngilizlere zıt gidiyoruz burada. Ruslara karşı zıt gidiyoruz. Burası yine Almanya'ya katılmamızı sağlayan bir ayak. Buradan gidersek otomatikman Almanya'ya katılıyoruz ve savaşa hazırlık yap diye bir ayak koymuşlar buraya arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman bütün askeri şeylerden 5'er puan deneyim puanı geliyor. Bir de 30 bin adam gücü geliyor. Çok fazla değil ama hiç yoktan iyidir. Entente dediğimizde arkadaşlar İngiltere'nin Rusya ve Fransa ile birlikte içinde bulundukları ittifaktan bahsediyoruz. Entente diye geçiyor burada. Buraya girersek de arkadaşlar mesela Almanya karşıtı ve Avusturya karşıtı politika güdüp Entente'ye, yani İngilizlere katılıp ondan sonra Almanya'ya ambargo yapıp sonra teknoloji sharing denen bir şey var. %50 koymuşlar buraya. Bonuslar alabiliyorsunuz. Ondan sonra ve bizim Osmanlı'nın Rusya'ya karşı, daha doğrusu
Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin sebebi olan hareketi buraya koymuşlar. Diyor ki Rus limanlarını bombala. Yani biz bunu yaptığımız zaman otomatikman tabii ki önce Almanya ile ittifaka girmiş olmamız gerekiyormuş buna göre. Vesaire vesaire. Sonra gelelim ne var? Orta Doğu'da ayaklanmalar denen bir şey koymuşlar arkadaşlar. Burada değişik değişik ayaklanma grupları var. Bunları ayaklananlarla diplomatik ilişki kurmak veyahut da bunları askeri olarak yok etmek yoluna da gidebilirsiniz. Bunlar işte Arap ayaklanmaları var. Koymuşlar buraya. Ondan sonra şurada Develop the Empire diyor. Bu da Halep, Ankara, Musul diyor. Bunları kontrol ediyorsanız bunu açabiliyorsunuz. Ve üçüne de birer tane şey geliyor. Altyapı geliyor. Ondan sonra Hicaz ayaklanması olacakmış anladığım kadarıyla ki bu Hicaz ayaklanmasına bastır diye burada bir şey diye yapıyorsunuz. Eğer buradan giderseniz Hicaz'ı serbest bırak anlamına geliyor. Yani benim anlayışıma göre ben hayatta buradan gitmem. enteresan şeyler var arkadaşlar. Burada da en sonda Mısır'da ayaklanmayı destekle diye bir şey var. Çünkü İngiltere Mısır'ın sahibi. Orayı desteklersek eğer Mısır'da ayaklanma çıkıyor. Mısır tabii ki serbest kalmasını sağlamaya çalışıyoruz veyahut da bize katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu tarafta ne var? Befriend House of Rashid. Neresi bu? Rashid Cebel Şammar sanırım. Onlarla alakalı. Suudlara karşı savaş ilan ediyoruz. Suudları şey yapıyoruz. Ezmeye çalışıyoruz bu şeyle ayakla. Cebel Şammar'ı ele geçirmeye çalışıyoruz. İlhak etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Afganistan'la alakalı bir şey var. Afganistan'la dost ol diyor. Ve İran karşıtı politikayı icra et diyor ya da İran'la dost ol. İki seçenek var. İkisinden birini tercih edebiliyoruz. Evet. Fokuslar böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmediğim şeyler var ama çok güzel ayarlanan bazı şeyler de var. Şuradaki bağlantıları çok güzel kurmuşlar. Özellikle iç politika ya dış politikanın ortaklaştırdığı bölgeler çok güzel tasarlanmış. Detaylar kapsamlı olma açısından çok güzel bir mod arkadaşlar. Sadece Osmanlı ile alakalı eksik ve yanlışlar var. Aynen biraz bahsettiğim gibi daha detaylara girersek daha da eksikler ve yanlışlar çıkar. Eksik ve yanlışları bazı şeyler de ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta ben onlardan bahsedeyim ondan sonra teknolojiye girelim. Aklımda olan bir tane eksik ve yanlış daha var. O da haritayla alakalı. Şimdi haritaya baktığımız zaman şöyle bir bol kaynağın bol olduğu yerlere gelelim. Yine torpilli bölgeler. Alüminyum, tungsten, krom. Bunlar zaten orijinal oyunda da var. Ama buraya bakıyorum başka da şeyler var. Başka şeyler koymuşlar burada. Kömür. Ve odun. Çelik de var zaten. Başka ne var mesela? Kaynak sayısı artmamış galiba. Sadece bazılarını değiştirmişler. Petrol yine var. Petrol gördüğünüz gibi burada var. Miktarı az artık petrolün. Çağ değişti ama nedense bazı yerlerde biraz fazla var. Yani normalde şimdi neden öyle düşündüğümü size birazdan söyleyeceğim. Bakayım başka ne çeşit kaynak var. Amerika'ya gidelim. Kauçuk var mı? Kauçuk mesela kauçuğun en çok bulunduğu yer. Evet kauçuk var. Evet kauçuk var yine. Aynen. Kömür ve odun katılmış oyuna. Yeni. Evet kaynak çeşitliliği güzel. Evet ne yazık ki Osmanlı topraklarına gelince kömür dahi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam doğru 1910'da bu bölgede petrol çıkarılmıyordu. Ama arkadaş... İran'dan çıkarılıyor. Buradan çıkarılıyor muydu acaba 1910'da? Bu kadar hem de. Bu kadar yoğunlukla. Amerika'da 1910'da bu kadar çıkarılıyor muydu? Baksana 580. Ya bilmiyorum bu konu beni çıldırtıyor abi. Beni çıldırtıyor. Ya arkadaş burası çöl mü? Ya odun diye bir kaynak koymuşsun. Osmanlı burada odun yok mu? Allah'ını seversen ya. Ya ben kaynak konusunda henüz buraya sıra gelmedi diye varsayıyorum iyi niyetle. Petrol bir kere bence olmalı. Buna bir çözüm bulunsun arkadaş. Ben petrolü burada geliştirmek istiyorsam burası petrol denizi. Şu an gösterdiğim şu bölge petrol denizi. Ben burada bu memleketim burası ya. Benden daha iyi bilecek kimse yok yani. Burası petrol denizi.
1910'da henüz çıkarılmaya başlanmamış olabilir ama çıkarılabiliyor olması lazım. Bedavaya çat diye bol bol petrol falan olmasın ama geliştirilebilir halde olsun ya. Ya bir şey olması lazım bu oyunda. Yani sadece şey için söylemiyorum, bu mod için. Oyunun kendisi için söylüyorum ya. Oyun bundan sonra DLC çıkartacaksa eğer bunları göz önünde bulundurmalı. Ya çünkü oynuyorsun mesela, özellikle şu mod için çok daha etkili. Bunların başkenti ne biçim yerdeymiş. Çok daha önemli hale geliyor. Hadi petrolü geçtim. Odun da mı yok ya burada? Daha önceden krom vardı, şimdi krom da yok, hiçbir şey yok. Tamam, çelik de yok. Hiçbir şey yok. Var olan her şeyi Balkanlara koymuşlar. Peki. Peki. Yani harita böyle boş. Boş araziye sahipmişiz gibi oluyor. Nüfusa bakalım. Nüfusumuz arkadaşlar gerçeğe yakın gibi ama eksik. Bence eksik. Çünkü 40 milyon nüfusta biz savaşa katıldık. 1910 olmakla beraber yani 40 milyona yakın olmamız gerekirdi. 30 milyon nüfusumuz varmış gibi görünüyor. 3 milyon da non-core, yani bizim hak iddia edemediğimiz bölgelerde 3 milyon nüfus varmış. Hak iddia edemediğimiz neresi var abi? He? Neresi var? Yüzyıllardır sahip olduğumuz yerlerin dışında neresi var, yeni ele geçirdiğimiz? Var mı öyle bir yer? Yok. Tam tersine kaybetmiş olduğumuz yerler var. Mesela. Bizim buralarda bile hak iddialarımızın her yerde olması lazımken bana diyor ki 3 milyon hak iddia edemediğim bölgelerde nüfusun var diyor. Böyle saçma bir şey olamaz abi. Bunları düzeltsinler. Tabii ben Türkçe anlayan kimler var bilmiyorum. Bu oyunu yapanlarla alakalı. O da tabii kendileri bir ona verdi ama İngilizce konuştuk tabii. Başka ne diyeyim ben size? Nüfus hak iddiası olayını nasıl görebiliriz bilmiyorum açıkçası. Yani ben burada her yeri yeşil görüyorum. Çünkü bize ait gibi görünüyor. Bunların hepsi, en azından buraların hepsinin kor olması gerekirken. Bu arada. Hak iddia edemediğimiz yerler burası mı? Foreign claims diyorsun. Mesela İstanbul'a bir bakayım. İstanbul'da Yunan koru var. Yani Yunanlılar direkt burada kor sahibi. Burayı ele geçirdikleri, ele geçirirlerse İstanbul'u otomatikman zaten kor halinde ele geçiriyorlar. Peki. Bizim burada hak iddiamız var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Hiçbir yerde yok. Şurada var mı? Yok. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Peki. Öyle olsun bakalım. Kıbrıs'ta var mı? İyi bari oraya koymuşlar. Şimdi güncel olarak Kıbrıs'ta da hani bizim varlığımız söz konusu olduğu için bir kere Mısır'da da hak iddiamız olması lazım. Ondan sonra oyunun 1945 versiyonunda bile burada bizim hak iddiamızın olması gerekiyor. Ondan sonra başka buralarda olması lazım. Burada kesinlikle olması lazım. İyi bari varmış. Tamam. Burada yok. Enteresan, bence olması lazım. Burada olması lazım. Her türlü. Buralarda olması lazım. Yani bütün bu bölge, bu coğrafyanın tamamında hak iddiası olması lazım Osmanlı'nın. Türkiye'nin belki hadi Sine'ye çektik 1939'da başlarken ya da 36'da. Sine'ye çektik. Hadi hak iddiası yokmuş gibi kabul edebiliriz dedik ama şu anda Osmanlı'da bu. Burada olması lazım Genco. Bence olması lazım. Balkanların tamamı da kesinlikle olması lazım. Ondan sonra başka ne diyeyim? Burada yine ayaklanma çıkacak gibi görünüyor şeye göre. Şimdi burada ayaklanma başlatırsak şu bayrağın gördüğü gibi, bayraktan görüldüğü gibi Mısır Devleti diye bir devlet kurulacak gibi görünüyor. Vesaire vesaire. Şimdi teknolojiye gelelim arkadaşlar. Çok inceleme uzun sürecek galiba. Yarım saat oldu. Çok fazla detaya girmeyelim burada. Mesela galiba gaz maskesi. Enteresan. Lağ silahı diye bir şey koymuşlar. Şu grubu bayağı geliştirmişler arkadaşlar. Yani daha doğrusu sayısını artırmışlar. Oyunu bayağı uzun süre oynayabilelim diye ayarlamışlar gibi görünüyor. Çünkü 1942'ye kadar teknoloji gelişiyor. 42'de bile bir askeri silah çıkıyor. Bir şey, normal piyade silahı 42'de çıkıyor. Ve 46'da bile bir şeyler gelişiyor. Gece görüş sistemi falan gelişiyor 43'te ve 46'da. Mekanizeleri, motorizeleri falan koymuşlar. Üçüncü seviye mekanize koymuşlar. Yani bunlar sadece 1. Dünya Savaşı değil, 2. Dünya Savaşı'nı da planlıyorlar oyunda. Teknolojik anlamda söyleyeyim. Sonra
Atla çekilen arabalar zaten hali hazırda mevcut. Ama bunu motorize sistemine dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ambulans sistemi var. Atla çekilen ambulans veya motorize ambulans. Sonra normal. Bu erken motorizeymiş. Normal kamyonet yapıyorsun. Bu zannedersem bu normal motorize. Bildiğimiz motorize. Yani öbür oyundan da bildiğimiz. Üstte ne var? Supportlar var. Support her zaman varmış gibi görünüyor. En baştan itibaren de var. Ama devamında geliştiriyorsunuz. Aşağı inelim. Aşağıda yine denizcilik, dağcılık ve bunu biraz geç koymuşlar. Tabii ki havacılığın keşfi lazım bunun için. Supportlarda yine hepsi açık. Aa bak bunu beklemiyordum. Bu orijinal oyunda bile hepsi açık olmuyor genelde. Şimdi hepsi açık. Osmanlı'da bile hepsi açık yani. Bu güzel. Bu güzel. Evet. Orijinaldekini beğenmiyordum ama mesela logistics bilmiyorum. Her şeyin açık olması mantıklı mı acaba? Diğer devletlerde de açık o zaman. Ondan sonra tank çeşitleri veya zırhlı araçlar. Şimdilik gördüğüm kadarıyla tank tiplerini görüyor musunuz? Kara siyah görünüyor ama olsun. Evet, bunlar ilk tanklar. Gerçek anlamda bizim bildiğimiz hani 2. Dünya Savaşı tank tiplerine şurada ulaşıyoruz galiba. Şurada. Ve bundan sonra tabii 36 ya hani. Bundan sonraki galiba zannedersem orijinal oyunun bütün tanklarını içeriyor. Evet. Bunlarsa 1. Dünya Savaşı zırhlı araç. Gördüğünüz gibi zırhlı araba gibi bir şey bu. Topçuluğa gelelim. Topçuluk en baştaki işte 1. Dünya Savaşı dönemi topçuları ve giderek geliştiriyoruz. Bunlarda çok fazla detaya girmenin anlamı yok. Sonra doktrinler. Doktrinlerde bir değişiklik var mı? Blitzkrieg doktrini. Static Defense diyorsun. Offensive Doctrine. Bu değişik galiba. Farklı göründü. Superior Firepower. Grand Battle Plan. Başka bir şey var mı? Ha, bir tane daha varmış. Ha, ekstradan bir şey eklemişler. O da gördüğüm kadarıyla şunların hepsi aynı. Şu grubun hepsi aynı dördü. Bir tek bu yeni. Bu doktrin yeni. Bir tane ekstra doktrinimiz var arkadaşlar. Ondan sonra denizcilik, gemiler, bunlar zannedersem hep vardır. Aynı şeylerdir bunlar. Ve 1912'de ilk uçağın keşfi. Aslında uçak var. Şu anda Osmanlı'da var gibi görünüyor. Biraz erken değil mi? Gerçi olabilir, evet, olabilir. 1915'te uçaklar gelişiyor ya ve yavaş yavaş daha da gelişiyor gördüğüm kadarıyla. En son Early Fighter dediğimiz yer 1933'te geliyor ve burada 2. Dünya Savaşı şeyine grubuna geçiyoruz ve bunlar da 2. Dünya Savaşı grubu. Burada jetlere kadar gidiyor. Hepsini yani engellememişler. Hepsi var. Doktrinlere galiba yine yenisini eklemişler. Diyecektim, yok. Doktrinler zannedersem aynısı. Çok detayını bir göremiyorum buradan. Sonra mühendislik. Buraları biraz geliştirmişler gibi görünüyor. Chemical Research. Ha. Bu ne getiriyor? Breakthrough. Orduya Breakthrough ve Soft Attack getiriyormuş bunlar. Bu da Soft Attack bonus. Tank araştırmasına bonus geliyor. Bu ne? Allow Researching Tank Technologies. Ana! Bunu açmadan tank teknolojilerini geliştirmemiz mümkün değilmiş. Peki. Bakalım. Enteresan şeyler var. Burada testere. yine fabrikaların verimliliğini arttırıyor, çıkış miktarını arttırıyor, üretim hızını arttırıyor. Sentetik mi yine? Oil extraction diyor. Resource gain efficiency oil %2. Ya? Yani yüzde veriyorsun. İşte bu yüzde olmamalıydı. Petrolü geliştirme olayı yüzde olmamalı arkadaş. Bir yerde petrol varsa sen bir teknolojiyi geliştirmemişken o petrolü hiç çıkar ama teknolojiyi geliştirmeye başlayınca o petrolün cüz'i miktarda çıkarmaya başla. Mesela 100 petrol olsun diyelim mesela Kerkük'te. 100 petrol yaz oraya. Ama sen belli bir teknoloji geliştirmeden o 100'ün hiçbirini kullanama. O teknolojiyi geliştirdiğin zaman artık oradaki petrolü mesela 100'ün 10'unu kullan. Ondan sonra oraya bir bina yap. Çok pahalı olmayan bir bina olsun. Binayı yapınca artık 10 değil de mesela 100 potansiyel var ya 10 değil de 20-30 çıkar. Teknoloji geliştirdikçe bu 20-30 olsun, sana 50-60 derken 100'e kadar git. En mantıklı çözüm budur. Ama yani hiçbir şey koymazsan sen buraya
Osmanlı geliştirdi kendini diyelim. Ya da burayı ele geçiren birisi ben buradaki petrolü çıkarmak istiyorum diyelim. Nasıl yapacağız? Oyunda böyle bir ayrıntı yok. Yapamıyorsun yani doğal olarak. Şimdi Osmanlı'nın şeyine bakalım. 16 tane sivil fabrikası var. Ondan sonra 16 tane sivil fabrikası var. Askeri fabrika 8 tane var. Gayet güzel. Bunlara bir itirazım yok. Gayet güzel yapmışlar burayı. Ama tabii hiç kaynağımız olmayınca bir anlamı da kalmıyor yani. Çelik bile yok, hiçbir şey yok. Fabrikaları biz nasıl yapmışız merak ediyorum yani. Kömür bile yok anasını satayım. Yakacak hiçbir şeyimiz yok. Ne odun var ne kömür var anasını satayım. Nasıl yapmışız bu işi bilmiyorum. Oyunda eksiklikler var arkadaşlar. Asker çeşitlerimiz. Evet, bir en yoğun olarak askerimiz bunlardan ibaret. Bunlardan bir miktar var. Kaç tane? 4. Bunlardan 40 demiştim. Bundan da 4 tane var. Toplamda kaç dedik? 40, 46, 50. 50 tane birimimiz var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da deneyimsiz ama eğitebilirsiniz. Önemli değil. Teknolojiye baktık. Ona baktık. Buna baktık. Başka bakmadığımız bir şey kaldı mı? Sanırım kalmadı. Burada ekstra bir şeyler var mı? Yani henüz tabii oyunun başı olduğu için ekstra bir şey yok galiba. Kaynak çeşitleri, eksiklikler. Kromumuz var mıymış lan? Nerede hani? Ben görmediydim. Ha, o da tabii Balkanlardan geliyor. Dedim ya Anadolu'da hiçbir şey yok anasını satayım. Ne Anadolu'da ne başka yerde. Yani bence bu yanlış bir algı arkadaşlar. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi başka neye bakayım? Başka bir şeye zannedersem bakamıyoruz. Faction'lara bakalım mı? Evet. Entente dediğimiz böyle şey grup yani İtilaf Devletleri. İtilaf Devletleri bunlar. İttifak Devletleri de bunlar. Central Powers diye geçiyor. İkisi yani aslında fazla karışık bir durum yok. İtalya bu hain İtalya bunlara katılmıyor. Osmanlı tabii ki tuzağa düşürülüyor ve doğal olarak mağlup oluyoruz tabii ki çünkü bunlar zayıflar. İki tane devlet. Halbuki burada Rusya var, Fransa, İngiltere, üstüne bir de Amerika giriyor işin içine. Amerika başlangıçta yok her zamanki gibi. Şimdi ben size bir de Fransa'yı göstereyim. Sonra Rusya'yı da göstereceğim. Asker çeşitlerini direkt göstereyim. Teknoloji olarak 4 açabiliyor. Bir miktar da zannedersem yani çok fazla da bakmadım. Siz eğer videoyu geri alıp bakarsınız karşılaştırma anlamında. Teknolojileri şöyle. Bunlar yine açık. Güzel. Normal. Burada 100 bonus bile gelmiş. Fokusları dediğim gibi her devlete özel yapmışlar. Fransa'yı neden göstermek istedim birazcık? Çünkü Fransa bunları yapanların yapan arkadaşlar Fransız. En çok buna özenmişlerdir diye tahmin ediyorum. Zaten bazıları baştan açık gibi görünüyor. Industrial effort açık. Ondan sonra Reinforced Marine National bilmem bir birkaç tanesi açık gibi görünüyor. Ondan sonra bunları tek tek üzerinden geçmeyeceğim. Merak etmeyin. Yani bir yarım saatte bunlar alır yoksa. Osmanlı bizim için öncelikli olduğu için onun üzerinden geçtim. Bunlar böyle. İsterseniz bakabilirsiniz. İsimlerine bakabilirsiniz. Detayları ayrı bir hikaye. Ondan sonra ne diyelim? Sivil fabrika sayısı 39, 29. Askeri fabrika sayısı da şuradan bakalım 13 askeri fabrikası var. Askeri fabrika konusunda Osmanlı diğerlerinin aşağı kalır bir yanı yok gibi görünüyor. Asker çeşitliliği itibariyle bunların gördüğünüz gibi 84 orada 8 burada da 20 tane var. Burada da 9 tane var. Bayağı kalabalık bir ordusu var ve orduları şöyle gördüğünüz gibi. Yani bu kadar kalabalık birimlerden oluşan 84 tane birimi var bu adamların. Ve nüfusa baktığınız zaman 42 milyon nüfusu var. Bu ordunun haricinde 42 bin 42 milyon pardon. Bu ordunun haricinde 678 bin şey var. Bakayım burada ne diyor? Limited Constitution. Bak bunlara bakmaya unuttuk şeyde Osmanlı'da. Sivil ekonomi, export fokus yapmışlar. Bizimki şeydi, limited fokustu. Güzel, normal. Sivil ekonomi değil bizimki bu arada. Partial mobilization da şu anda Osmanlı'nınki. Ama limited conscription bizde de var.
limited conscription. Extensive'e geçtiğin zaman %2,5 daha geliyor. Ama yani Osmanlı'nın zaten ordusu şey adam yok orduda. Gördüğünüz, gösterdiğim gibi. Yani şöyle kalabalık birimlerden oluşan ordu yok. Bu 84 tane hem de bunlara sahip. Ruslara geçelim. Hızlı bir şekilde çok fazla şey yapmayalım. Yine Rus ordusunun şeylerine bakalım. En çok kalabalık hangisi? 27 de bundan varmış. 29 da bundan varmış. Bunların hepsine bakalım. Bakın böyle birimleri var. Bunlardan 69 tane var. Şunlardan bunların hepsi dolu. Full. Her şey tam. Imperial Guard diye geçiyor. Bunlardan 4 tane varmış. 27 tane şundan var. Şunlardan 28 tane var. Bunlar zayıf. Bizimkiler gibi. Bunlar da ufak birimler. Bunlar atlı birimler olduğu için kosaklar. Ondan sonra Ruslar yine 3 tane teknolojiye sahip. Yine Ruslara özgü bir şey var. Her şey Ruslara özgü değil tabii ki. Bazı şeyler biraz genel. Şunlar geneldir diye tahmin ediyorum. İsimleri özelmiş gibi duruyor ama içerik geneldir. Detaylı incelemedim ama geneldir. Ondan sonra politik kısım sadece Ruslara özgü. Yani tam anlamıyla Ruslara özgü diyeyim. Yani ortak şeyleri yoktur diye düşünüyorum. Ondan sonra başka ne diyeyim? Başka ne göstereyim burada? Askeri fabrika sayısı 11. Sivil fabrika sayısı 38. Şimdi gelelim İngiltere'ye. İngiltere yani o dönemin en gelişmiş ülkesi varsayımıyla bakıyorum. İngiltere'nin asker sayısı her zamanki gibi az. Çünkü ihtiyaçları olmuyor. En çok buna sahipler. 12. Şu var. Ondan sonra Royal Guard. Yani İngiltere'nin askeri ihtiyacı yok zaten çok fazla. Nüfus itibarıyla zannedersem volunteer only, evet, en düşük seviyede olduğu için bu biraz düşük. Toplam nüfusları 55 milyon görünüyor. 73 milyon da şeyden geliyormuş. Kor olmayan kısımlardan geliyor ki olabilir. Çünkü Afrika'nın hepsi Fransa ve İngiltere'nin elinde gibi görünüyor. Yani olabilir normal böyle kor olmayan yerden gelmesi. Sömürge devleti çünkü. Ondan sonra başka ne diyeyim ben size? Asker çeşitlerine baktık. Fabrika sayısı 10 askeri fabrikaya sahip. Dediğim gibi askeri fabrika açısından Osmanlı'nın aşağı kalır yanı yok diğerlerinden. Ama sivil fabrikada biraz zayıfız. 39 sivil fabrikaya sahip. Şimdi neydi? Şöyle Almanya'ya bakıyorum. Geçtik mi? Geçtik. Almanya'nın fabrika sayısı 57 askeri sivil fabrikaya sahip ve 23 de askeri fabrikaya sahip. Almanya aslında Hitler'le beraber sanayide inanılmaz bir artış sağladı. Şu anda yine sanayide dünyanın en gelişmiş devleti gibi görünüyor. Ben bilmiyorum, çok doğru olmayabilir bu düşünce. Asker çeşitleri gördüğünüz gibi böyle devasa birimleri var. Kaç tane? 53 tane. 4 tane buradan, 19 bundan varmış. Bunlar zayıf. 37 tane bundan var. Kolonyal gibi bir şey diyebiliriz. Husarları varmış 12 tane şöyle. Şunlardan da gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane var. Asker gücü açısından güzel ama sayı itibariyle Fransızların gerisinde kalıyor. Belki o yüzden de yenilmişlerdir diyebiliriz. 4 tane teknoloji açma slotu var arkadaşlar. Import bilmem ne bir şeyler. Ondan sonra başka ne diyelim? Başka bakabileceğimiz bir şey var mı acaba? Teknolojiler. Zırhlar açmışlar bile. Topçularda aynı bir şey yok. Fokusları belki isimlerine bakmak istersiniz. Ha bu arada dur ona girmeden evvel partial mobilization yapmışlar bunlar. Yani bir miktar silahlanma yapmışlar. Limited conscription yapmışlar. 750 bin nüfus da oradan geliyor zannedersem. Bunların kor olmayanlardan 12 milyonluk bir nüfusları varmış. 71 milyon da kendi nüfusları var. Ondan sonra acaba. Gördüğünüz gibi 1910'dayken bu adamların 70 milyon nüfusu var. Geldik 2016'ya, bizim savaş sonrasında. Yani 1. Dünya Savaşı sonrasında bizim nüfusumuz 10 milyona düşmüştü. Şu an 90 milyona yaklaştık. Almanya o zaman 70, o zaman kaç yazıyordu?
70 milyonmuş o zaman. Şu anda yine o civarda bir rakama sahip. Hatta daha da az diyebiliriz. Aradan 90 sene geçti. Adamların milim nüfusları artmamış gibi görünüyor. Fransa'da keza 40 milyon şu an şeyde, bu oyundaki bu tarihte. Doğrudur bu rakamlar. Osmanlı'daki sadece kor olmayan olay biraz hatalı gibi geliyor bana. Şimdi buna geçebilir miyim acaba? Yok, buna geçemiyorum. Buna oyunu kapatıp açmak lazım. Bunlarınkini göstermekte fayda var. Dur, hemen şey yapalım. Exit to menu diyelim. Hemen Avusturya ile açalım. Oraya geçiş yapamıyorum çünkü içeriden. New Game 1910. Avusturya nerede? İşte bu. Açalım. Ülkelerin özelliklerini çok fazla şey yapamadım. Ama mesela 40 birimi varmış. Birimler böyle tümenlerden oluşuyor. Ondan sonra burada 3, 13. 13 dediğimiz zayıf zaten gördüğünüz gibi. Bir de Huslarlar var. Bunlar Almanlarla ortak. Bunlar da böyle. Ondan sonra bir de Amerika'ya bakalım. Amerika'ya hiç uğraşmışlar mı bilmiyorum. Bayağı uzun bir inceleme oldu. 50 dakika olmuş. Bununla seri yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Size bağlı biraz da. 7, 26, 1. 7 dediğimiz bu. 26 dediğimiz bu. 1 dediğimiz bu. Gördüğünüz gibi. Ama askeri Avusturya'nın şeyine bakmadık. Lan geri de dönemeyeceğim şimdi. Neyse. Fabrikalarına bakmadık. Kusura bakmayın arkadaşlar. 95 o Amerika'nın sivil fabrikası var. Askeri fabrikası yine her zamanki gibi az, 11. Ama kaynak bir de 4 teknoloji açabiliyor. Bazı şeyler normal, bazı şeyler eksik. Dediğim gibi fokuslara her seferinde girmenin anlamı yok. Çünkü bazı şeyler ortak, bazı şeyler kendine özgü ve dönemine özgü. Ondan sonra Avusturya'ya bakamadık ama artık daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Mod bu. Osmanlı ile arkadaşlar oynayabiliriz diye düşünüyorum. Ama tasvip etmediğim, beğenmediğim şeylerden dolayı çok bilmiyorum. Sinir ola ola oynayacağım eğer oynarsam. Ama en kapsamlı mod bu. Eğer mod yapımcıları bu eksikleri düzeltirlerse çok güzel olur. Siz de yorumlarınızda yazın arkadaşlar. Hani ben de şunu gördüm, dikkatimi şu çekti gibisinden. Şöyle bir hata var, şöyle bir yanlış var. Veyahut da ne bileyim aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz arkadaşlar. Modun Türkiye temsilcisi arkadaşımız da bu yorumları takip edecek ve bu yorumlardan yola çıkarak modun yapımcılarını bilgilendirerek arkadaşlar düzeltmeleri, gerekli düzeltmeleri yapmalarını sağlayabilir. Yorumlarda yazarken arkadaşlar kaynak da gösterebilirsiniz. Wikipedia olsun, değişik kaynaklar gösterebilirsiniz. Bakın şurada aslında şöyle olması lazımdı. Bunun bu kaynaktan daha bakılabilir şeklinde güzel olur. Benim çok vaktim olmadığı için bunları yapamıyorum ama ilgili arkadaşlar vardır illaki. Siz yapabilirsiniz mutlaka. Ve tabii ki son olarak da seri yapmamızı istiyorsanız Osmanlı ile yapabiliriz. Başka bir devlette düşünmüyorum şu anda. Zaten ona da vaktim çok yetmeyebilir ama hani çok eğer istek gelirse yapabiliriz Osmanlı ile. Şimdilik böyle diyelim. Bir dahaki bölümümüzde inceleme veya seri artık fark etmez. Görüşmek üzere inşallah diyelim. Hadi eyvallah.